Türkiye genelinde kaçak yapıların affına dönük getirilen imar barışı düzenlemesine Bursa'dan şu ana kadar 88 bin başvuru yapıldı. Peki yapı kayıt belgesi tam olarak ne anlama geliyor? Başvuru yapan herkes kat mülkiyeti hakkı kazanacak mı? İşte yanıtları. Vatandaşlarımızın devlet ile arasındaki ihtilafların sona erdirilmesi, yaşanan ekonomik sorunların kökten çözülmesi adına önemli bir adım olmuştur. Öyle tapusuz mapusuz yani kaçak 35-40 senedir öyle oturuyorduk. Kaçak yapıların affına yönelik getirilen imar barışına başvurular sürüyor. Hemen başvuran da var, kafasındaki soru işaretlerinin giderilmesini bekleyen de. Faydalı bir şey görüyoruz yani. Bizde yerimiz var, onu yararlanmayı düşünüyoruz şu anda yani. Daha yapım şeyi anlamadım ki yararlanabilsem. Yani anlaşılmadı ki. Kime de soruyorsam bilmiyor, içeriğini bilmiyor. Vallahi dilekçemizi verdik, bekliyoruz. Ne olacağını bilmiyoruz yani. Kestel bölgesinde oturuyorum. 4 katlı binamız için 16 bin küsür para yatırmamız istendi. Mesela yarın bir gün karşımızda kaç para çıkacağı da meçhul. Onu bilmiyoruz. Ondan bir net bir bilgi almak istiyoruz. Türkiye genelinde yaklaşık 13 milyon konutu ilgilendiren düzenlemeye Bursa'da 8 bini ticari, 88 bin yapı için başvuru yapıldı. Vatandaş E-Devlet'ten ya da bizzat Çevre ve Şehircilik Müdürlüklerine giderek başvuru yapabiliyor. Danışmanlık hizmeti verdiğini iddia eden dolandırıcılara ise dikkat etmek gerekiyor. Bazı firmaların ortaya çıktı. Bu firmaların da E-Devlet şifresiyle vatandaşlara girişler yapıldığı bildirilmekte. Tabii bu ilk etapta E-Devlet şifresinin mahremiyeti nedeniyle bizleri tedirgin etti. Kendi il müdürlüğümüzde yoğun bir şekilde bilgilendirme ve talep eden vatandaşların girişleri yapılması için gerekli danışma birimlerini kurduk. Bir fırsat oluştuğunda, en ufak bir boşluk oluştuğunda yanlış niyetli insanlar vatandaşımızı dolandırmak üzere hemen sahne alabiliyor. Son başvuru tarihi 31 Ekim. Başvuranlar hesaplanan raiç bedelin %3'ünü yıl sonuna kadar ödemek zorunda. Karşılığında ise vatandaşa yapı kayıt belgesi verilecek. Her ruhsatsız veya ruhsatlı ama yapı kayıt kullanma belgesi olmayan, yapı kullanma izni almamış olan binaların yapı kayıt belgesiyle resmileştirilmesi, yani ya resmi kayda girmesi, bu ruhsatlandırılması gibi adlandırılıyor değil. Sadece mevcut yapının mevcut durumunu gösteren bir kayıt belgesi. Peki bu belge tapu görevi mi görüyor? Her başvuran kat mülkiyeti alabilecek mi? Tapu dağıtılmıyor. Her yapı kayıt belgesi alan kat mülkiyetine geçebilecek gibi bir algı oluşmuş. Bu bir hata. An itibariyle yapı kayıt belgesi alan hiç kimse şu anda tapuda mülkiyet işlemine geçemiyor. Yapı kayıt belgesi verilen binalarla ilgili yıkım ve para cezaları ortadan kalkacak. Mimarlar sürecin kentsel dönüşümle paralel ilerlemesi gerektiği görüşünde. Yapı kayıt belgeleri verilip tapular da, kat mülkiyet tapuları da ortaya çıktıktan sonra umuyoruz ki kentsel dönüşümün önü kapanmayacaktır. Mimarlık ve mühendislik hizmetleri almamış yapıların içinde insan hayatı barındıran bu binaların biz varlığından endişeliyiz. Emlakçılar ise imar barışının sektörü canlandıracağını düşünüyor. Resmi yapılmış, gayri resmi yapılmış her ne varsa bunlar da illaki bugün bu haftan faydalanacak noktaları var. Kiminin çatısı yüksek, kiminin otoparkı tutmuyor, kiminin başka bir şeyi tutmuyor. Bu mükemmel bir şey. Bütün binalarımızı yeniden revize ediyoruz. Bu imar barışı ile birlikte hem emlak piyasasını canlandırdı hem de insanların umutlarını arttırdı.